konu ekranda. Nedir? Siz mesleğin suretinde biçimlendiremediklerimizden misiniz? Yoksa biçimlendirilenlerden misiniz? Diye. Biliyorsunuz suret ne demekse birkaç pazar günüdür onun üzerinde paylaşıyorum. Çünkü yaratılışta daha insan yaratılmadan önce Tanrı kendi kendisiyle konuşurken insanı neden yaratacağını söyledi. Yani insan için amaçladığı en önemli emel ne olduğunu söyledi. O da insana bir şekilde Tanrı suretini aktarmak. O ne demekse biliyoruz bu kültürümüzde bu çok ders anlaşılıyor ama basit anlatacak olursak hayvanların Tanrı'nın suretinde yaratılmadıkları için Tanrı'nın varlığını hissedemiyorlar. Biz ise Tanrı'nın varlığını, gerekliliğini, özlemini hissedebiliyoruz ve arıyoruz. Çünkü onunla bir ilişkimiz olabiliyor. Kimisi bu ilişkiye ibadet diyor, kimisi bu ilişkiye beraberlik diyor, İsa bu ilişkiye dostluk diyor. Ama bir şekilde Tanrı'yla ortakça bir yönümüz var. Kendisiyle iletişim içinde bulunabildiğimiz. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Tanrı'nın suretini aktarmak, Tanrı'daki karaktersel özelliklerini bizlere aktarmak demektir. Ve özellikle ilk paylaşımımda tapınmanın ne olduğunu ele almıştık. Tapınmak, Tanrı'yla yüz yüze buluşmaktır. Ve bu yüzden kendisinden başka hiçbir şey düşünmemek üzere onun bütün erdemlerini, sıfatlarını, işlerini anmaktır. Tanrı'ya tapındığımız zaman Tanrı vardır, biz yokuz. O şekilde birkaç ilahiye de bakmıştık. Çünkü ilahilerde bazen tapınma ilahileri diyoruz ama her ilahi tam anlamıyla tapınma ilahisi değildir. Teşvik ilahisi olabilir, şükran ilahisi olabilir, övgü ilahisi olabilir, kutlama ilahisi olabilir, ağlama ilahisi, dilek ilahisi olabilir ama tapınma ilahilerinde yalnız Tanrı vardır. Ve yalnız Tanrı'yla karşı karşıya kaldığımız zaman işte güneşte duran kişi gibi Tanrı'nın varlığı bir şekilde bizlere aktarılıyor. Güneşte durup da yanmamak mümkün değil. Mümkün değil eğer denize gittiyseniz yakın zamanlarda benim gibi beyazsanız bunu çok iyi biliyorsunuz. Bu yüzden krem sürmeniz gerekmektedir. İkinci paylaşımda aslında biz her insana baktığımız zaman Tanrı onda yaratmak istediği onun suretini görmemiz gerekiyor. O gözle bakmamız gerekiyor. Daha doğrusu Tanrı'nın insanlara baktığı gözlerle bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla olumsuzluklarına odaklanmak yerine, bakınız olumsuzluklarını görmemek yerine demiyorum çünkü görüyoruz ama onlara odaklanmak yerine daha çok Tanrı'nın onda yaratmak istediği insanlara ümitle bakmamız gerektiğini, dolayısıyla insanlara karşı yaptığımız her şey aynı zamanda Tanrı'ya karşı yapmış olduğumuzu söyledik. Bu yüzden gerçekten kardeşler arasında olsun, diğer insanlara yönelik olsun, söylediğimiz sözlere dikkat etmemiz gerekiyor. Hiç dille suç işlemeyen mükemmel insandır diyor. Yakup bunun aslında mükemmel insanın olmadığını söylemek istiyor. Çünkü hepimiz suç işliyoruz dilimizle diyor. Ama hem ağzımızla Tanrı'ya övgüler, hem aynı ağızla kardeşlere sövmeler nasıl çıkabilir diye sorar ve buna benzer birkaç ayet daha baktık. Şimdi bu hafta bu konuyu kapatmak üzere Tanrı'nın Mesih'in suretinde, çünkü aslında Tanrı'nın bizlere aktarmak istediği o kendi suretini dünyaya gönderdi. Nasıl gönderdi? Mesih İsa. Tam anlamıyla %100 eksiksiz olarak mükemmel derecede muntazam biçimde Tanrı'nın bizlerde yaratmak istediği olgun ve kemal insanı örnekledi. Ve Efesler'de bu bağlamda diyor ki hepimiz Mesih'in doluluğundaki olgunluğa varana kadar bu yolculuğa devam ettiğimizi söylüyor. Bunun mümkün olduğunu görebilmek için aslında tabii ki Kutsal Kitab'ın bizlere verdiği örneklere bakmak
büyük yarar sağlar ve burada en alt başlığı İsa ve Yuhanna. İsa nasıl Yuhanna'da kendini belli ettiği veya Yuhanna nasıl Mesih'in karakteriyle yavaş yavaş şekil aldığını göreceğiz. Ve Yuhanna'yı seyrederken bir anlamda kimi seyretmeye çalışıyoruz? Kendimizi. Bu dünyada içinde bulunduğumuz bu iman yolculuğundaki gelişmelerimizi, nereden geldiğimizi, nereye doğru bizleri Rab götürdüğünü anlamaya çalışacağız. Bu öyle bir benzeşme oldu ki İsa ile Yuhanna arasında ki İsa'nın sözlerini okuduğumuz zaman ve Yuhanna'nın kendi sözlerini okuduğumuz zaman onları birbirinden ayırmak çok zordur. Yuhanna müjdesinde, İncil'in Yuhanna müjdesinde hani Türkçe'de yoktur ama bazı dillerde İsa'nın sözleri kırmızı olarak yazılıyor. Diğer sözler siyah olarak yazılıyor ama bazen çok emin değilim yani nerede İsa'nın sözü bittiğini, nerede Yuhanna'nın sözü devam ettiğini tam anlaşılmak zordur. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde tırnak kullanılmıyordu. Yani birinin konuşmasını işaretlemek için nerede başlayıp nerede bitirdiğini gösteren şeyler yoktu. Ve anlatım yani bunlar olup bitti, bunlar böyle devam etti derken bazen gerçekten İsa'nın sözlerinden birden Yuhanna sözlerine geçiyor ve fark anlaşılmıyor. Bir örnek olsun diye İsa'nın çok üzerinde durduğu bir ifade o da onda kalmak. Bende kalın, ben de size kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayın, siz çubuklarsınız. Bende kalan veya yaşayan çünkü kelime hem kalmak hem de yaşamak. Çin'de yaşamak demektir. Ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ya da bende yaşayan ve benim kendisinde yaşadığım kişi çok meyve verir, ben siz hiçbir şey yapamazsınız diyor. Bir kimse bende kalmazsa veya yaşamazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur, böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Bir tanesini daha çok işaretledim. Eğer buyruklarımı yerine getirirsiniz, sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunlar İsa'nın sözleri. Şimdi Yuhanna'nın sözleri. Bakınız birinci mektubunda şöyle diyor. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrı doğumu onda yaşar veya kalır. Aynı fiildir. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işlemez. İşleyemez. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar, içimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı onda yaşar. Yani Yuhanna artık sadece hani İsa'nın işlerini örnek almıyor. Yuhanna bir anlamda tüm beynini İsa'nın düşünceleriyle yeniden programladı. Yeniden reset yaptı. Yeniden biçimlendirdi. Ve artık İsa Mesih gibi düşünüyor, konuşuyor. O derece Mesih'le bütünleşti. Şimdi ilginç bir teori var. Doğru olabilir, olmayabilir. O da bu gösterilen ayetlere göre Yuhanna aslında İsa'nın kuzeni olma ihtimali var. Nereden anlaşılıyor bu? Şimdi İsa haçta asılıyken yakınında duran dört kadından bir de Yuhanna'dan bahsediliyor. Bu dört kadından biri annesi. Diğer üçü Matta'da, Markos'ta ve Yuhanna'da farklı özellikleriyle zikrediliyorlar, anılıyorlar ve bundan aslında bazıları Yuhanna'nın annesi, İsa'nın annesi Meryem'in kardeşi
olduğunu düşünüyorlar. Nereden? Bir Mecdeli Meryem var. Üçünü de mavi olarak gösterdik. Bir Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem'den bahsediliyor. Bir yerde yine annesi olarak zikrediliyor. Sonra Kleopas'ın karısı Meryem olarak geçiyor. Ama bir de kırmızı olarak gösteren Zebedi oğullarının annesi. Matta'da öyle zikrediliyor. Markos'ta Salome ismiyle anılıyor. Ve Yuhanna'da Meryem'in İsa'nın teyzesi olarak, aslında Meryem'in kardeşi olarak geçiyor, teyzesi olarak. Bundan aslında Yuhanna ve Yakup İsa'nın kuzenleri olduğu ortaya çıkarılıyor. Diyebiliriz, belki düşünebiliriz, Yuhanna'nın doğası zaten akrabalık bağıyla buna yatkındı. İsa'ya benzeyen bir karakter yapısı vardı. Çünkü bilmiyorum, siz Yuhanna müjdesini okurken, Yuhanna'nın mektuplarını okurken sizin önünüze sevgi dolu, sevgi böyle taşan, sevgi böyle etrafa yayan bir karakter gözünüzün önüne geliyor. Sevgi artık onun kimliği olmuştur, motosu olmuştur. Hayat amacı olmuştur. Ve diyorsunuz ki ya gerçekten, bir de bir yerde İsa'nın sevdiği öğrenci olarak ondan bahsediliyor. Bir yerde onun başını İsa'nın göğsüne yasladığını yazıyor. Bir başka yerde işte diğer öğrencileri bir şeyi İsa'ya sormaktan çekindikleri zaman Yuhanna'ya başvurdukları, yani bir şekilde oradaki yakınlığı görüyoruz. Yuhanna hep böyle olduğunu düşünebiliriz ama hiç de öyle değil. Yuhanna bir kere bilelim Zebedi'nin oğullarından biri, abisi Yakup'la birlikte ve orta sınıf bir aileden geliyordu. Balıkçıydı ama balıkçı olduğu demekle düşünmeyelim ki fakir bir aileden geliyordu. Çünkü babanın istihdam ettiği işçiler vardı. Birkaç teknesi vardı. Dolayısıyla daha çok bir iş adamı gibiydi. Başka yerlerden başkahinin ailesine de bir yakınlık derecesi olduğu anlaşılabiliyor. Aynı zamanda İsa'yla rastlanmadan önce Vaftizci Yahya'nın takipçilerindendi. Net ismiyle söylemiyor çünkü Yuhanna müjdesinde Yuhanna'dan söz edildiği zaman asla onun kendi ismini kullanmıyor. Yani bir kere düşünsenize, hani Türkiye'de oluyor ya, peygamber soyundan gelenlere de ne denir? Hangi peygamber? İşte Hazreti Muhammed'in soyundan gelenlere ne denir? Bir şeyler denir. Tamam, kendi aranızdan anlaşamadınız. Tamam, sorun değil. Ama insanlar bunu gizlemez, değil mi? Ballandıra bildiriyorlar. Yani çünkü bu bir gurur meselesi. Yuhanna bırakın, eğer İsa ile bir akrabalık derecesi varsa bunu söylemesi, kendi ismini bile kullanmıyor kendi müjdesinde. Neden? Çünkü o istiyor ki Mesih her şey olsun. Belki Yuhanna'nın Mesih'e bu kadar benzemesindeki sırrı buydu. Hani bu sefer Vaftizci Yahya, onun da ismi Yuhanna aslında, Vaftizci Yahya diyor. O büyümeli, bense küçülmeliyim diyor. O ile kastı neydi? İsa büyümeli, ben küçülmeliyim. Ve bu diğer müjdecilerin aklına pek iz bırakmadı veya bıraktıysa yazmadılar, önemsemediler ama Yuhanna'nın zihninde çok büyük bir yer bıraktı ki yazdı ve bir anlamda onun hayat amacını tanımladı. Peki bizim hayat amacımız aynı midir? İsa bende büyümeli, bense küçülmeli miyim? Yani neticede Yuhanna böyle orta gelirli olan, yani maddi durumu rahat olan, akrabalık bağlarıyla gerçekten nüfuslu olan, eğitimli bir aileden geliyor ve Vaftiz Yahya önce peşine düştü.
Ve sonra birden İsa'yı gördüklerinde, İsa ortaya çıktığında ve baptizi Yahya ona ilişkin tanıklıkta bulunduğunda, bu sefer Andreas ile birlikte ve Petrus ile birlikte İsa'nın peşinden gittiler. Şimdi biraz asıl Yuhanna, yani ham halindeki Yuhanna'yı düşünelim. İsa tarafından işletilmeden önce, şekil verilmeden önceki Yuhanna veya İsa tarafından şekil verilmeden veya şekil verildiği süreç içindeki sen kendini, ben kendimi düşünelim. Çünkü Rab onda gerçekten işlemek zorunda kaldı. Şimdi burada birkaç ayet bir arada gösteriliyor bizim müjde çevirisinde. Ama ortasında kırmızı olarak Yuhanna ve abisinden söz ederken İsa onun ismini değiştirdi. Bu kendi asıl isimleri değil. Onlara bir lakap taktı. Tıpkı Petrus'a da bir lakap taktığı gibi. Petrus'a hangi lakap taktı? Petrus'a hangi lakap taktı? Kefas veya Petrus aslında. Petrus onun Grekçesidir. Çünkü Petrus olarak bildiğimiz İsa'nın havarisinin asıl ismi neydi? Simon. Ama Petrus. Petrus, Kefas ne demek? Taş gibi. Taş fırın erkeği demektir Petrus hakkında. Ama bu sefer Yuhanna ile abisi Yakup için kullandığı lakap nasıl bir lakap? Beni Regeş. Ve ne anlama geliyor? Yani bunu ortaya koyuyor Markus. Markus bu arada İncil yazarlarının arasında, yani Matta, Markus ve Lukas arasında Yuhanna'ya en yakın, yani daha fazla ortaklık gösteren belli konulara Markus ve Yuhanna önem verirken Matta ve Luka'da bu o kadar altı çizilmiyor. Ve Markus her nedense bunu ortaya koyuyor. Gök gürültüsü oğulları. Bu arada bayağı fırtınalar oldu. Gerçekten bu sıralar bulutlar hakkında düşünüyorum. Yani kafası bulutlarda değil pastörünüzün, ama düşünüyorum nasıl oluyor o bulutlar, nasıl oluşuyor? Diyeceksiniz ki buhar. İyi güzel de buhar sıcak havada oluşuyor ama orada sıfır altında bilmem kaç derece nasıl o buhar halinde duruyor? Tamam, onu geçtik. Nasıl o bulutlar çarpışabiliyor çarpışırken? Ben öyle biliyorum, belki yanlış biliyorum. Aranızda böyle meteorolog veya daha başka bu konuda bilgi olan biri varsa beni aydınlatabilir. Nasıl o gök gürültüsü çıkarabilir? Tamam, yıldırımlar, şimşekler anlayabiliyoruz. Orada işte bir elektrik yük var. Ama o gök gürültüsü. Bu aralar ben dinliyordum, yani korkunç bir şey. Şimdi bu lakap iltifat mıydı, sitem miydi, eleştiri miydi, uyarı mıydı? Yani çok da iyi bir özellikle ortaya çıkan bir lakap olmasa gerek. Gök gürültüsü oldu. Ya çok sesliydiler, benim torunum gibi. Şimdi yokluğunu hissediyoruz. Alex yok. Sabahları herkes daha fazla uyuyor. Alex varsa sabahları herkes daha erken uyanıyor. Çünkü gök gürültüsü uyanıyor. Onunla birlikte hepimiz uyanıyoruz. Çok ses çıkardıkları için miydi? Yine de İncil'de bunun sebebini anlatan, gösteren ipuçlarına rastlayabiliriz. Öfkeli Yuhanna, asıl Yuhanna dedik ya, ham halindeki Yuhanna dedik ya, biraz öfkeli, tepkili bir yapıya sahipti. Hani bu yumuşak, sevecen, herkese anlayışla yaklaşan, sevgiden başka bir şey düşünen Yuhanna pek ortada yoktur. Şöyle diyor Luka 9:53'ten 55'e kadar: ama Samiryeliler İsa'yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim'e doğru gidiyordu. Yani Samirilerle Yahudiler arasında ilişkiler iyi değildi. Baktılar ki bu Kudüs'e gidiyor, Yahudilerin başkentine. Hemen tepki gösterdiler ve onu hoş karşılamadılar. Ama
tam bir Orta Doğulu'na yakışır gibi bundan ötürü Yakup'la Yuhanna bozuştular. Bozuldular. Öfkelendiler. Ve ne diyorlar? Öğrencilerden Yakup'la Yuhanna bunu görünce Rab bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Yani bir de sen yağdırır mısın de demiyorlar. Biz seni kurtarırız. Biz gösteririz bunlara haddini. Ama İsa nasıl bir karşılık veriyor? İsa dönüp onları azarladı. Kimi eski el yazmaları burada bitiyor ama kimi eski el yazmalarında bu da vardır. Siz hangi ruhtan olduğunuzu bilmiyorsunuz. Sert bir söz. Belki Petrus'a söylenen söz kadar sert değil. Petrus da bir keresinde puta kırdı İsa ile birlikte iken. Aman senin başına bunlar gelmesin ve İsa ona nasıl bir karşılık verdi? Uzaklaş benden şeytan. Vah. Bu sadece hangi ruhtan olduğunuz, aslında aynı kapıya geliyor ama hangi ruhtan olduğunuzu bilmiyorsunuz. Çünkü ben insanları yok etmeye değil, insanları kurtarmaya geldim diyor. Bu Yuhanna ile abisi Yakup'un yedikleri ilk şamar, ilk tokat. Afalladılar orada. Herkesin önünde Rab onları rezil etti gibi. İşte önce Samirelilere karşı öfkelendilerse büyük bir hararet, çerleme yüreklerinde hissettilerse şimdi herhalde diğer havarilerin önünde bir o kadar utanç hissettiler, rezillik hissettiler. Ama bu yavaş yavaş kendi sivriliklerinin törpellenmesi için, aşınması için, yuvarlanması için Rabbin onlara gösterdiği lütuf. Bir de hırslı Yuhanna var. Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp öğretmenimiz bir dileğimiz var. Bunu yapmanı istiyoruz. Yapar mısınız da demiyorlar. Yani yapacaksın der gibi yaklaşıyorlar. Diğer bir müjdede hangisini şimdi hatırlamıyorum. Annelleri aracılığıyla bunu iletiyorlar. Hani teyzesi ise teyzesini kıramaz. Bizi kırabilir de teyzesini kıramaz diye. Ama esas bu isteğin arkasındakiler Yakup'la Yuhanna'nın kendisi diyor. İsa onlara sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Bilmez mi sanki? Ama kendi ağızlarından duymak istiyor. Sen yüceliğine kavuşunca birimizi sağında ötekimizde de sonunda oturma ayrıcalığını ver. Az bir şey istediler. Yani azla yetiniyorlar. Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz dedi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaptiz olacağım gibi siz de vaptiz olabilir misiniz? Evet, olabiliriz dediler. İsa onlara benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaptiz olacağım gibi siz de vaptiz olacaksınız dedi. Ve bununla aslında onların geçeceği eğitim sürecinden, yani yaşayacakları, karşılaşacakları acılarla İsa onlara nasıl şekil vereceğini, hayatlarında İsa uğruna gözden çıkarmaları gereken şeylerle nasıl yüreklerini arındıracağını anlatıyor. Çünkü bu kase, bu vaptiz İsa uğruna her şeyi gözden çıkarmak, İsa uğruna acı çekmeye razı olmak demektir. Ama İsa hiç azarlamadı. Sonra sonraki ayetlerde diğer öğrenciler onlara kızdıklarını söylüyor. Belki daha önce biz niye sormadık? Bak onlar bizden önce davrandılar düşüncesiyle bilemiyoruz. Ya da aslında olan insan kendi şeyini fark etmiyor. Kibirli olan insan kendi kibirini fark edemiyor ama bu gerçekten çok ayıp geldi diğer öğrencilerin kulaklarına. Yani İsa'yla niye birlikteydiler? Belki arıyorlardı koltuk sevdasıyla. Bekliyorlar ki bir gün Mesih büyük bir şey olsun bu dünyada veya işte krallığında geldiğinde yüceliğe kavuşunca biz ne olarak anlıyoruz? Göklere gidince. Yok, onlar öyle düşünmüyorlardı. Yani bir kralın ihtişamına varınca
vezirlerin biz olalım, hem de sağındaki solundaki en önemlileri biz olalım düşüncesiyle. Boşuna bu yollara çıkmadık. Boşuna bu kadar acılara katlanmadık. Boşuna kendi işlerimizi bırakmadık. Boşuna belki eşlerimizden ayrı yaşamak zorunda kalmadık. Bütün bunlar boşuna değildir. Çünkü gerçekten bu davanın, bu özverinin bir ödülü vardır. Biz bu ödülü garantileyelim. Sonuna kadar bekleyemiyorlar da. Acaba İsa kimi seçecek? Daha başkaları aklına gelmeden önce biz kendi yerlerimizi sağlama alalım diye hareket ediyorlar. Hiç bildiğimiz, kafamızda tasarladığımız Yuhanna'ya benziyor mu? Pek benzemiyor ama Yuhanna'nın ve Yakup'un ham maddesi böyle de hırslı biriydi aynı zamanda. Bir de tahammülsüz Yuhanna'yı da görüyoruz. Burada yine Markos müjdesinde Yuhanna İsa'ya diyor ki, öğretmenim, senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi isteyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. Unutma bu iyiliğimizi. Biz senin şanını, namını koruyoruz. İsa ona engel olmayın dedi. Çünkü benim adımla mucize yapıp da ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. İlginçtir. Bu aslında İsa'nın bazı bizi şaşırtan sözlerinden birine benziyor. Çünkü başka yerde, hani burada Matta'da, bakınız ne diyor, benden yana olmayan bana karşıdır, benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. İsa'yla ya birliktesin ya değilsin. Belki bu sözü anımsayarak Yuhanna bu kişiye engel olmaya çalıştı. Çünkü İsa'yla birlikte değil, ama İsa'yla birliktelik fiziksel birliktelikten başka bir şeydir. Hatta Luka'da bu İsa'nın son sözü, bize karşı olmayan bizden yanadır değil, size karşı olmayan sizden yanadır şeklindedir. Gerçekten bağlılığımızı, sevgimizi, adanmışlığımızı İsa'ya olması gerekiyor. Bizi adı üzerinde Mesih inanlısı yapan odur. Mesih ile olan ilişkimiz. Ama bu demek değildir ki herkesi aynı yerde bulunmak zorunlu kılacağız. Bu demek değildir ki herkesin üzerinde hak iddia edeceğiz. Hak iddiasında bulunacağız. Kontrol edeceğiz. Bu demek değildir ki İsa'nın ismiyle yasaklardan oluşan bir cemiyet oluşturacağız. İsa'nın her yürekte nasıl işlediğini, serbestçe işlediğini görmekten mutluluk duymamız gerekiyor. Burada bir şey de yazdım. Bir ara bu alttaki satırlarda, sayılarda bunu bana hatırlatan bir olay yaşandı. Hani Musa 70 ihtiyar seçmişti. Bütün İsrail oymakların üzerinde hükmetsinler diye, yargıçlık yapsınlar diye. Ve bir ara bütün bu ihtiyarları topladı. Ordugahın, yani o kampın, onlar çünkü çadırlarla ilerliyorlardı, kampın dışında bulunurken hepsi peygamberlikte bulundu. Peygamberlikte bulunmaları daha çok kutsal ruh üzerlerine gidip ilahilerle, övgülerle, Tanrı'ya şanlarla seslenmeleri anlamına geliyor büyük olasılıkla. Ama o ihtiyarlardan ikisi yetişemedi, geç kaldılar. İbadete zamanında gelemediler. Ama kutsal ruh üzerlerine de geldi. Ve onlar, hani değil ki yani, işte tapınma grubu var, ilahiler söyleniyor, ekranda görünüyor. O yüzden artık kaçış yoktur, herkes söylüyor. Yok. Ordugahtayken, kendi çadırlarında bulunurken birden kutsal ruh onları ele geçiriyor ve onlar da tapınmaya, peygamberlikte bulunmaya başlıyorlar. Ve bunu yine de
Yuhanna'ya benzetebileceğimiz Musa'nın öğrencisi, halifesi Yeşu, bizim buradaki Yeşu değil, bugünkü Yeşu değil. Yeşu gidip Musa'ya söylüyor. Ya baksana bunlar bizimle gelmedi ama orada peygamberlikte bulunuyorlar. Ve Musa diyor ki benim için mi kıskançlık duyuyorsun? Keşke diyor. Herkes kutsal ruhla dolup peygamberlikte bulunsa. Çünkü Tanrı'nın yüreği cömert bir yürektir. İnsanları kısıtlamaya, hapsetmeye, yasaklamaya, durdurmaya, onun üzerinde, onların üzerinde bir egemenlik taslamaya çalışan bir yürek değildir. Tanrı'nın yüreği cömerttir ve burada bunu da öğrenmesi gerekiyordu. Bizimle birlikte olmayanlara tahammül yoktu diyordu Yuhanna ama bu değişmesi gerekiyordu. Bence Yuhanna ne zaman değişmeye başladı veya tabii ki baştan beri bir şekilde bu tecrübelerle İsa'nın düşüncesi onun kendi doğal düşüncesinden çok farklı olduğunu anlamaya başlamıştı. Ama belki sadece bir türlü isabet edemiyorum, bir türlü Mesih'in düşüncelerine dank edemiyorum, bir türlü Efendimizin, liderimizin tercihlerini kestiremiyorum, beğendiremiyorum kendimi diye düşünüyordu kim bilir. Ama bir olay yaşadılar. O da hani İsa yanına Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakup'u alıyor ve bir dağ tepesine gidiyor. Ve o dağ tepesine giderken, çıkarken birden İsa'nın görünümü değişiyor. Bir kerelik yeryüzündeyken İsa'yı bir şekilde asıl tabiatıyla, kimliğiyle, tanrısallığıyla gördüler. Tam olarak bu olayı ne derece anladılar bilemiyoruz. Ama bu sefer gerçekten Petrus'un yüreğinde çok büyük bir iz bıraktı. Biz de diyor o sesi duyduk çünkü o dağda bulunurken Tanrı'nın sesi duyuluyor ve işte benim sevgili oğlum, varisim, ondan hoşnutum, onu dinleyin şeklinde bir ses geliyor. Ve onların önünde görünümü değişirken yanında da kimler görünüyor? Musa ve İlyas görünüyor. Nasıl Musa ve İlyas olduğunu nasıl anladılar bilmiyoruz. Onlar da mı parlıyordu? Bilmiyoruz. Ama ne konuştuklarını biliyoruz. Luka bize diyor. Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Biz müjdeciler olarak, müjdeci kiliseler olarak İncil'in özü nedir diye kendimize sorarsak diyeceğiz ki Mesih'in haçta ölümüdür. Doğrudur bir yere kadar. Ama nedense Musa'yla İlyas, İsa'yla buluştukları zaman konuştukları konu ne zaman haça gerileceği değil. Ne zaman insanların günahları için canını ortaya koyacağı değil. Ne zaman bütün suçlarının kefaretini sağlayacağı değil. Konuştukları konu ne zaman göğe alınacaksın? Yani ayrılışı derken bu dünyadan ayrılışı söz konusu. Ne zaman dünyadan ayrılacaksın? Tabii bunu konuşmaları aslında üçünün bir ilgi odağıdır. İlgilendikleri bir konudur. Çünkü İlyas bu dünyadan nasıl ayrıldı? Göğe alındı. Musa göğe alınmadı ama ondan sonra Yahuda'da okuyoruz ki onun cesedi için Mikail'le şeytan güreşiyorlar, savaşıyorlar ve cesedin nerede olduğu bilinmiyor. Buna göre bazıları göğe alındığını düşünüyorlar ve hani bize ne zaman katılacaksın derler der gibi. Çünkü İsa ne zaman göğe yükselilecekse kendi duasında söylüyor. Benim bu dünyaya gelmeden önce seninle sahip olduğum o yüceliği tekrar
yaşayacağım. Ve bir anlamda o yücelikle kendini gösterdi. Yani esas her birimiz için kendisine sarılan bütün insanlar için olan hedefini konuşuyorlardı. Tanrı'nın suretini tam değiştirilmek. Tanrı'nın suretini değiştirilmek hem karakterimiz itibarıyla onun karakterine benzemek hem de dirilişten sonra ölümsüz ve bu dünyadaki sınırlara kasıtlı kalmayan, kısıtlı kalmayan, sınırlı kalmayan bir tabiata sahip olmaktır. Ve birden Yuhanna dedi ki vay be, esas ihtişamı, esas yüceliği bu dünyaya ait değil. Bu dünyayı aşan bir şeydir. Ben de bunu istiyorum. Hatta aslında Petrus yine de konuşmakta çabuk davranan Petrus diyor ki üç çadır yapalım. Biri senin için, biri Musa için, biri İlyas için. Biz işte açık havada bile yatarız ama buradan hiç gitmeyelim. Ne olduysa artık Yuhanna yaşlılığında tekrar görüyoruz. Önce İsa ile birlikte gençliğinde geçirdiği süreleri, elçilerin işlerinde de bazı gelişmeleri de görebiliyoruz. Ama onun yazılarını okuduğumuz zaman Yuhanna nedense 90'lı yıllara kadar yazmadı. Yani 30'lu yıllarda 20 yaşlarındaysa 90'lı yıllarda 80 küsur yaşlarındaydı. Bayağı bir zaman geçti. Yuhanna hayatı boyunca bunu düşündü, geviş getirdi, tekrar düşündü. Yavaş yavaş kendi dünya bakışı İsa'nın dünya bakışıyla örtüştüğünü görene kadar. Yavaş yavaş Rabbin onda işlemesine sabırla izin verdi. Rab da her birimizin hayatında sabırla işliyor. Rabbin bizim üzerimizdeki işleyişi bir ömür sürer. Hatta bir sonsuzluk sürecektir. Tabii ki sonsuzluğa kavuştuğumuz an Paulus'un dediği gibi bir gözün kapanması kadar kısa bir süre içinde değiştirileceğiz. Ama bu dünyanın devam ettiğimiz sürece yavaş yavaş bize şekil veriyor. Artık İsa'nın kullandığı dil ile Yuhanna'nın kullandığı dil bir olmuştur. Ve sevecen bir yaklaşım görüyoruz. Hani 1. Yuhanna birçok yerde burada gösterilen ayetlerde sürekli diğer imanlara ne diye sesleniyor? Yavrularım. Hani biraz yaşların da şeyidir değil mi? Birisi yavrum ama çocuklara genellikle söyleniyor. Yavrum gel buraya. Yavrum ama böyle yavrum. Ama burada Yuhanna herkese, bütün imanlara söylüyor. Kendi yavruları olarak görüyor. Hani bir yaşlının bir başkasına yavrum diye seslenmesi ne ifade ediyor? Sevecenlik ifade ediyor. Ben hatırlıyorum, dedem bir öyle bir sallanan koltuğu vardı. Ondan sonra küçükken onun dizlerine oturup onunla birlikte bize garip şarkılar söylüyordu ama neyse, okşuyordu başımızı. O çok hoş bir duyguydu. Yani orada bir dede kendi torununa yavru diye yaklaşıyor. İşte Yuhanna bu şekilde sesleniyor. Artık insanları rakip olarak görmektense, tehdit olarak görmek yerine artık sadece işte kimseye fırsat vermeyip herkesi kontrol sevdasına düşmek yerine diğer insanlara kendi yavruları bütün yüreğini kendileriyle paylaşabileceği sevgililer olarak görmeye başlıyor. Öfkesi ortadan kalkmıştır. Bir başkasına yavrum diye seslenen birisi pek öfkeli bir yapıya sahip olarak görmüyoruz. Aynı şekilde sevgi. Yuhanna'nın hayatında sevgi, sevgiyle yaşamak, herkese sevgiyle yaklaşmak, her şey sevgi uğruna yaşamak onun prensibi olmuştu. Bir yerde okumuştum, rüzgar gülleri var ya çatıların tepesinde, hani rüzgar nereye eserse o oraya döner. Türkçede yok galiba ama bizim dilimizde hani sen bir rüzgar gülü gibisin denildiğinde
böyle biraz rüzgarın yönüne göre kararlarını değiştiren kişiye, kararsız olanlara söylenir. Şimdi pastörün biri kilise üyesinin evine gitmişti. Rüzgar gölü üzerine sevgi yazıyordu. Ve ona sordu, ne demek istiyorsun yani? Rüzgarın yönüne göre sevginin değiştiğini mi söylemek istiyorsun? O da dedi ki hayır, rüzgar nereden eserse essin, sevgi her zaman orada durduğunu söylemek istiyorum. Ve bir anlamda bu Yuhanna'nın karakterini oluşturuyor. Şimdi aramızda Yuhanna 3.16'yı ezbere bilmeyen hemen hemen yoktur. Çünkü bir şekilde sanki biz müjdecilerin müjdenin motosu olarak benimsemişizdir. Hani biz İsa ile birlikte dağda görünümüz değişerek böyle parlayarak bulunsaydık herhalde Yuhanna 3.16'yı konuşurduk ama Musa ile İlyas daha başka bir şey konuşuyorlar. Çünkü daha yüksek bir hedefleri vardı. Tanrı'nın da daha bizler için daha yüksek bir hedefi vardı. Ama Yuhanna 3.16 çok önemli bir konu. Ne diyor? Bilen var mı? Herkes biliyor. Tamam, anladım. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden kaybolmasın. Bunun yerine sonsuz yaşama kavuşsun. Peki 1. Yuhanna 3.16'yı ezbere bilen var mı? Hülya bakıyor. Ezbere bilmiyoruz ama aslında Yuhanna'nın İncil'in Yuhanna müjdesi 3.16'dan çıkardığı dersi kendi mektubunun 3. bölümü ve 16. ayetinde yazdı. Neymiş? Oku komple. Evet lütfen. Wow. Bizim de yani İsa böyle yaptıysa bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekiyor. Hani burada koltuktan bahsetmiyor. Kelle gitsin diyor. Yani artık benim bu dünyaya gözümü diktiğim bir hevesim yoktur diyor. Gerekirse kardeşlerim uğruna ölmeye hazır olmalıyım. Vay be. Peki Yuhanna bunu yaşadı mı? Bir rivayet var. Krisostomus. Kimdir Krisostomus? Krisostomus Ayasofya'nın en ünlü vaizlerinden, hatta altın gagalı vaiz deniliyordu ona. Yani Krisostomus'u dinlemek için 4. yüzyılda filan, 5. yüzyılda tam kesin hatırlamıyorum. Anadolu'nun her yerinden insanlar geliyordu. Ve onun vaazlarıyla neredeyse yer yerinden oynuyordu. Öyle bir şey vardı. Hizmeti görevi çok sürmedi. Çünkü biraz imparatoriçeye dil uzatıyordu. Yani onların İncil'e uygunsuz tavırlarından ötürü ve sürgüne gönderildi. Sonunda bir şekilde hayatına son verildi. 5 sene filan ama muazzam bir vaizdi İstanbul'da. Evet, onu bilmek lazım. Krisostomus çok önemliydi. İstanbul'un sahip olduğu en büyük vaizlerinden. Belki birincisi büyük vaizlerinden. Bir de Flavius Clement diye bir başkası var. Bir de Eusebius. Bu bir hadisi anlatıyorlar Yuhanna ile ilgili. Diyorlar ki Yuhanna'nın yetiştirdiği bir öğrenci vardı ama bu öğrenci bir süre sonra yoldan saptı. Ve eşkıyalara karıştı. Eşkıyalarla birlikte işte yollarda soygun yapıyor vesaire gibi. Sonunda onların başına geçti. Yuhanna artık 80 yaşlarındayken bir gün evini, varını, yonu bırakıp o yolu şaşırmış olan kardeşini aramaya gidiyor. Ve tabii ki o yaşlarda o yollara düşmek ve eşkıyaların saldırısına maruz kalmak pek de o yaşta olan birine salık vereceğimi bir şey değildi. Hayatını hiçe sayıp
onu aramaya gitti ve tekrar İsa'ya çağırmaya gitti. Bu kişi o kadar etkilendi ki Yuhanna'nın onu sevdiği için her şeyi göze almasından tövbe edip Rab'be döndü. Yani Yuhanna, madem Tanrı bizi bu kadar çok sevdi ise biz de kardeşlerimiz için canımızı vermeye razı olmalıyız derken, teoriden bahsetmiyordu. Kendisi de yapmaya hazır olduğu bir şeyden bahsediyordu. Artık hırs yok, kendi hayatını önce düşünmek yok, sadece kendi çıkarını aramak yok. İsa Yuhanna'yı böyle değiştirebildiyse bizleri değiştireceği daha ne kadar kesindir. Bu yüzden sürekli sevgiden söz ediyor. Diyorlar ki ölüm döşeğindeyken, yine de rivayettir tabii ki, sadece etrafındaki kişilere bir cümle tekrarlayıp duruyordu. Yavrularım, birbirinizi sevin. Bir başkası geliyordu. Yavrularım, birbirinizi sevin. Bir başkası belki ziyarete gidiyordu. Yavrum, birbirinizi sevin. Sürekli Yuhanna'nın tekrarladığı bu. İkinci mektubunda, demin birinci mektubunda söylediğini gördük. İkinci mektubunda bir hanımefendiye yazıyor ve ortasında bu konuyu işliyor, çok güzel ayetler. Diyor ki, şimdi sana rica ediyorum hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil. Başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. Sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğimiz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Sevgi, başkaları için ne yapabilirim? Başkalarının mutluluğunu nasıl sağlayabilirim? Başkalarının eksikliklerini nasıl tamamlayabilirim diye düşünür. Yani sevgiyi aşkla karıştırıyoruz zaman zaman. Ve genellikle sevgi, beni nasıl sevecekler? Benim isteklerimi nasıl getirecekler? Ve benim eksikliklerimi nasıl karşılayacaklar? Diye bir şekilde anlıyoruz ama aslında bu sevilme isteğidir, sevmek değildir. Sevmek ise daha çok kendini başkalarına adamaktır. Bir anlamda kendini kurban etmektir. Üçüncü mektubunda ilginç bir şey yaşıyor Yuhanna ve bu da beni çok düşündürdü. Çünkü birden ilk Yuhanna'dan çok farklı bir Yuhanna görüyoruz. Çünkü tabii hayatta her şey güllük gülistanlık değildir. Sorunlar var. İnsanlarla yaşadığımız yanlış tepkiler var. Onlara bir şekilde bazen tepkisiz kalmamız gerekiyor, bazen tepki vermemiz gerekiyor. Haksızlığa susamayız vesaire gibi. Ve yine de bu sefer Gaius diye birine yazarken diyor ki, kiliseye bazı şeyler yazdım ama aralarında en üstün olma sevdasında olan, kimi hatırlatıyor bu? Aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrefes bizi kabul etmiyor. Bunun için eğer gelirsem bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenleri de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır, kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir. Şimdi ilk Yuhanna bu adamın üzerinde ateş yağdırmıştı. İlk Yuhanna bu adamı kilisenin kovmalarını buyurmuştu. İlk Yuhanna bu adamın yaptığını yanında kalmasına izin vermemişti. Ama bu ilk Yuhanna değildir. Yani Yuhanna yaşlılığında gerektiğinde de sert tepki verebileceğini görebilmemiz için ikinci mektubundan bir şey yazdım orada. Çünkü bakınız ne diyor. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimseye Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem baba hem oğul vardır. Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın. Ona selam bile vermeyin.
Ama burada Diotrefes için böyle bir şey istemiyor diyebilirdi. Bu Diotrefes'i aranızdan uzaklaştırın. Bu Diotrefes dışlayın. Onunla selamını kesin demiyor. Çünkü Diotrefes'in sorunu yanlış öğreti değil. Mesih hakkında yanlış şeyler söylemesi değil. Diotrefes'in sorunu aslında Yuhanna'nın gençliğindeki sorunuydu. İlk olma sevdası. Bu yüzden diyor ki bu işi halledeceğim ama ben şahsen geleceğim, konuşacağım. Bazen ben düşünüyorum belki Yuhanna e-mail çağını önceden görmüş. Hani o vahiy bölümünde çok şey önceden görmüştür. Çünkü bir insanla bir sorunumuz varsa WhatsApp aracılığıyla veya e-mail aracılığıyla halletmeye çalıştığın zaman o yazdığın şeyler içinde duygu, yüz ifadesi olmadığı için hep ters anlaşılıyor. Belki sen yumuşatmak için bir şey yazıyorsun, karşı taraf suçlama gibi algılıyor ve böyle gidiyor. Ve Yuhanna diyor ki size daha çok yazacaklarım var ama şimdi istemiyor. Ha. Gelirken, geldiğimde yüz yüze konuşacağım ve Diotrefes için aynı şey söylüyor. Dolayısıyla gerçekten Yuhanna'nın doğal haliyle göstereceği tepkileri hayatı ömür boyunca İsa'ya öncelik verdiği için, İsa'nın yolunda İsa'yla bütünleştiği için ve gerçekten hayatının hedefi Mesih'in sureti kendine almak olduğunu bildiği ve benimsediği için sonunda Yuhanna'dan çok İsa'ya benzeyen bir Yuhanna görüyoruz. Tepkileriyle, hayata bakışıyla, insanlarla kurduğu ilişkilerle, önem verdiği önceliklerle ve kendi hayatını gözden çıkaracak kadar başkalarına sevgisini göstermek için göze aldığı tehlikeler ve risklerle Yuhanna'dan çok İsa'ya benzeyen bir Yuhanna görüyoruz. Bu yüzden kendimize sormamız gereken soru o Yuhanna Mesih'in suretinde biçimlendirilenlerden olduysa ya ben ya sen. İnsan hayatı için ne hedef kesiyorsa belki o hedefe ulaşmayabilir. Ama o hedefe doğru gider. Bazı şeyler çok zaman alıyor. Ben kendi hayatımda bazı şeyleri gerçekten özümsemek, anlamak, sindirmek, sanırım Rab'bin yüreğini daha uygun olarak anlamak yıllarımı aldı. Çünkü kendi düşüncelerimiz her ne kadar kutsal kitap okuyorsak, dua ediyorsak, teorik olarak müjdeye dair, İncil'e dair, kutsal kitaba dair her şeyi çok anlıyorsak, bunları her şeye bakış açımızı etkilemesi birçok tecrübeden sonra gerçekleşiyor. Ve hala kendime soruyorum, daha neler gösterecek Rab? Ama benim hedefim, sizin hedefiniz, her imanlının hedefi, Yuhanna'nın kendi hayatında hedef olduğu gibi Rab'bin sevecenliği, Rab'bin tahammüllü ve hırs olmayan bir bakış açısı benimsemek olmalıdır hedefimiz. Hırs olmayan bir bakış açısı demek bütün yüceliği Rab'be vermek. İnsanlar bizi bilsin bilmesin önemli değil. İnsanlar bizi takdir etse etmesin önemli değil. İnsanlar bize doğru yaklaşsa yaklaşmasın önemli değil. İnsanlar bize doğru yapsın yapmasın önemli değil. Bazen yani dokunmuyor demeyelim. İnsan kendisi hakkında kötü bir laf duyduğu zaman dokunmuyor ama önemli değil. Tek önemli bir şey var. İsa. Ama sadece orada bir yerde duran bir İsa, uzakta olan bir İsa değil. İsa'nın senin benim hayatında şekil alması. Bu zaman alıyor. Bu bazen zor oluyor,
Bu bazen gözyaşları gerektiriyor. Bu bazen geri adım atmak icap ediyor. Ama netice harika bir neticedir. Rabbin kendi suretinde değiştirilmek. O zaman bize eğer sorulacaksa, sen Mesih'in suretinde biçimlendiremediklerimizden misiniz diye biçimlendiremediklerimizden misin diye sorulacaksa, cevabımız ben biçimlendirilenlerdenim diyebileceğiz. Yücelik Rabbin olsun. Dua edelim. Çocuklar da bitirdi dersini. Ne güzel. Çocuklarda ilginç bir şey değil mi? İnsan çünkü çocukken İsa'yı çok yansıtıyor birçok yönle. O saflıkla, o sadelikle. Sonra bozuluyoruz. İnşallah yaşlılığımızda tekrar o saf yüreği yakalarız veya ille de yaşlılığa gelmeye gerek yok. Olgunlaştığımızda böyle olur. Ayağa kalkalım ve dua edelim. Kiliseye hediye olacak bir telefon var galiba. Şöyle bir kuralımız var ya. Rab, seninle geliyoruz. Senin önünde alçalıyoruz. Çünkü önünde alçalmak demek, hayatımızda ne istediğini yapman için sana izin vermek demektir. Dolayısıyla gerçek olgunluğa, saygınlığa, onura, doluluğa varmak demektir. Yuhanna'nın hayatında bir çırpıda gördüklerimiz ne olur? Bizim de hayatımızı özetleyen, tanımlayan, rotasını belirleyen unsur olsun. Sana sığınıyoruz. Bu hafta içinde, hatta bugün içinde bizi zorlayan ne yaşadıysak, eski benliğimizi ortaya çıkaran, alevlendiren, azdıran ne olursa ne olacaksa, bunu hep sana dönmek için ve Mesih'in benzerliğine dönüşmek için fırsat bilelim. Yardımına koşalım, sığınalım. Sen yardımını bizlerden esirgemesin. Bütün yücelik sana olsun. Ve yüceliğin, görkemin her birimizin hayatında kendini göstersin, parlasın. Yüceler Yücesi, İsa'nın adıyla.